Adetinizin üçüncü gününde LH'tir diyelim arkadaşlar doktorunuz. Bu ne anlama gelir? LH kaç olmalıdır? Size bunu da anlatayım kısaca. Şimdi LH biliyorsunuz yumurtlamayı sağlayan hormon. LH adetinizin ortasında ovülasyon olur ve LH pik yapar. Yumurta çatlar vesaire. Daha sonra işte gebelik oluşursa o yumurta rahime yerleşir. Şimdi LH 3. günde niye istedim? Çünkü bu dönemde bu hormonların seviyesi stabildir. Diğer dönemlerde bu hormonlar oynak olduğu için, diğerleri değiştiği için 3. günde bu testi ister doktorunuz. Bunun seviyesi yaklaşık arkadaşlar 2 ile 10 arası olmalıdır 3. günde. Yüksek değerlerde genellikle ne düşündür? Mesela 20'yi geçmişse bir polikistik over sendromu gibi bir sıkıntı düşündür. Dolayısıyla over rezervinin kötü olduğu veya yumurtalık hastalıklarında 3. günde LH seviyesi yükselebilir. Onun için 2 ile 10 arası bu hormonun 3. günde olması idealdir. Bu hormon genellikle tek başına da istenmez. FSH, estradiol gibi diğer testlerle birlikte istenir. Doktorunuz bunu değerlendirir. 3. günde değil de işte adetinizin ortasında istenirse ve 20'yi de geçmişse o zaman ovülasyon olmuş yani yumurta atılmış demektir. Yani adetinizin ortasında LH'in zaten yüksek olması istenir. Bu adet dönemine göre değişir. Ama 3. günde dediğim gibi 2 ile 10 arası olmalıdır. Yüksek olmamalıdır. Tıpkı FSH gibi arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili sorunuz varsa veya başka bir konuyla ilgili sorunuz varsa arkadaşlar yine videonun alttan bana ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin. Sorularınızı mümkün olunca kısa yazmaya çalışın. İsim yazarsanız da size hitap etmem kolay olur. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Kendinize yine iyi bakın. Hoşça kalın.